dostlar, sektörlerinizde karşınızda hiç Köy TV kanalından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Tabi bu akşam yine çok kıymetli konuklarımla çok önemli bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz hepinizin malumu yaşamış olduğumuz bir süreç var. Küresel değişiklik, iklim değişikliği ve bunun yansıması olarak yaşanan kuraklık, bundan sonra yapılacak, yaşanacak sıkıntılar, yapılması gerekenler. Özellikle bitkisel üretimde, hayvancılıkta, tarımda mevcut durum ne ve neler yapılmalı bundan sonra? Bu konuları konuşacağız. Birbirinden değerli 3 tane konum var. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zengin Hocam Skype'da bizde. Hocam, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yine Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır Başkanım. Başkanım, siz de hoş geldiniz. Stüdyoda benimle beraber Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekniği Bölüm Başkanı Profesör Doktor İbrahim Ak Hocam. Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli dostlar, dediğim gibi bu akşam özellikle yaşanan bir sıkıntı var, bir değişim var, bir felaket var. Tabi burada yapılması gerekenler var. Sonuçta doğaya bizim çok müdahale etme şansımız yok ama almamız gereken tedbirler var. Tabi bu hale de biz de getirdik. İnsanoğlu olarak kainatı, doğaya da bu hale biz getirdik. Şimdi ben ilk sözü ilk turda hocalarımla mevcut durumu değerlendireceğiz. Ondan sonra da almamız gereken tedbirler neler? Bunları konuşacağız. Mehmet Zengin Hocam, tabi özellikle çiftçiler yağmur olmazsa olmaz. Siz de bizim tarım merkezimiz Konya'dan aynı zamanda katılıyorsunuz. Bir mevcut gözlemlerinizi sizden alalım. Bir sonraki turda da yapılması gerekenler neler? Sizden alacağız. Buyurun hocam. Arkadaşlar, hocamın sesi kesik kesik geliyor. Mikrofondan mı kaynaklanıyor hocam, mikrofondan? Hocam, bir hareket etmeden konuşursanız. Evet hocam, buyurun. İklim değişikliğinin hızlanmasıyla, hatırlarsanız 2007, 2008, 2016, 2020, 2021 yıllarında önce meteorolojik kuraklık, arkasından hidrolojik kuraklık, arkasından tarımsal kuraklık had safhaya ulaştı ama çok şükür sosyoekonomik kuraklık olmadı. Biliyorsunuz kuraklık 4 grupta inceleniyor Cemil Bey. Evet, meteorolojik kuraklık, yağışlardaki azlık, bundan kaynaklanarak yeraltı ve yerüstü su çevrimindeki kuraklık dediğimiz hidrolojik kuraklık ve onun sebep olduğu bağ, bahçe, tarla bitkilerinin kök bölgesindeki elzem su azlığı diye tanımladığımız tarımsal kuraklık ve atalarımızın kuraklık nedeniyle Orta Asya'yı terk edip geldiği şeklindeki bir kuraklığa dönüşmeyen, çok şükür, bir kuraklık daha var. Sosyoekonomik kuraklık, ama onu daha yaşamadık. Allah da yaşatmasın. Önemine binaen bir daha söylersem, eskiden Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Başkanımız Fırat Bey belki daha iyi açıklık getirecektir. 50 yılda, 100 yılda, asırda bir veya yarım asırda bir, yani 50 yılda bir kuraklıklar meydana gelirken, inişler çıkışlar, son yıllarda havada karbondioksitin artması, bu niye oldu? Nüfustaki artış, yeşil dokudaki azalış ve sanayileşme.
havadaki karbondioksitin, metan gazının ve benzeri çeşitli kirletici SO2 gibi gazların artmasıyla oluşan sera gazı etkisinin den kaynaklanan ısınma, buzullarda erime, kimi yerlerde şehir kıyıları, göl, deniz kıyıları, okyanus kıyıları, şehir kenarları su altında kalırken bizim gibi ülkeler, bizim paralelde bulunan, meridyenlerde bulunan ülkelerde maalesef kuraklık çekiyor ve sıklıkla bunlar görülmeye başladı. Bir yağışlı dönem, bir kurak dönem şeklinde. Hepimizin yaşları müsait. En son kurakları, kuraklıkları daha iyi hatırlıyoruz. 2007-2008 yıllarında Konya Kapalı Havzası'nda kıraç, arpa ve buğday tarlalarına biçer döverler hiç gitmedi. Bu 2016 yazında yaşandı, 2020 yazında yaşandı. Bu şekilde artmalar, azalmalar var. Bilim insanları diyor ki okuduğumuz makalelerde, bu sera gazının artmasıyla atmosfer tabakası kalınlaşana kadar ortamdaki sıcaklıkların yükselmesi sonucunda yeraltı ve yerüstü sularında bir kuraklık meydana gelecek. Yeryüzü daha fazla ısınacağı için buharlaşma da bunu maalesef kötü etkileyecek. Daha sonra atmosfer kalınlaşıp da güneş ışıkları daha az miktarda yer yüzeyine ulaşacağı için bu sefer de soğumalar başlayacak. Bunlar böyle eskiden 50 yılda bir, 100 yılda bir, 150 yılda bir olurken veya 90 yılda bir olurken şimdi maalesef 8 yılda bir, 10 yılda bir, 6 yılda bir olmaya başladı. Ben sizinle daha önce konuşunca, 2 hafta kadar önce Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden resmi kayıtları aldım. Tabii demin de buyurduğunuz gibi Konya tarımın başkenti, arpa buğday deyince akla Konya geliyor. Konya ili kendi başına 2 milyon hektar tarım arazisine sahip, yani 20 milyon dekar ve 2-2,5 milyon ton buğday üretiyor kendi başına. Türkiye'de üretilen buğdayın onda biri. Dolayısıyla bu arpa buğday da ne zaman yetecek? Ekim ayında ektiyseniz çıkış başlayacak. Ondan sonra Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Temmuz'un 15'ine kadar yetişecek. Yetiştiği dönemin büyük bir kısmını kar ve yağışlı, yani kış ve ilkbahar döneminde geçirdiği için sulamaya daha az ihtiyaç duyar veya şöyle diyeyim, daha az sizin su vermenizle kendini geliştirir. Bir baharlık bitki gibi, örneğin fasulye, ayçiçeği, mısır gibi hep su ihtiyacının %90'ını siz salma sulama, yağmurla sulama, sulama, yeraltı sızdırma sulama veya damla sulama şeklinde vermezsiniz. O yüzden madem Konya'da yaşıyoruz, tahıl ambarındayız, ben geçtiğimiz Ekim, Kasım, Aralık ayında büyük bir kuraklık olunca, bir önceki yıla göre özellikle büyük bir kuraklık olunca onların rakamlarını aldım. Evet hocam. 1960 ile Cemil Bey, 2020 arasındaki 60 yıllık uzun yıllar ortalamasına göre Konya ili geneli, doğusunda Ereğli'den, batısında Beyşehir'e, kuzeyinde Kulusu'ndan, güneyinde Taşkent'ine kadar genel Konya ili geneli olarak bu Ekim, Kasım, Aralık ayı uzun yıllar toplamı 140 milimetre, yani dekara 140 ton su düşüyor. Ekim'de 30, Kasım'da 45 milimetre, Aralık'ta 65 milimetre. Yani kışa doğru bir gidiş var. Yağış artıyor, sıcaklık azalıyor. Doğal olması gereken şey budur. Mesela Ekim ayının sıcaklık ortalaması 12.8 santigrat derece, Kasım'ınki 6.5, Aralık'ınki de 1.7 santigrat derece. Ne güzel, tam kışlık bitkilerin istediği gibi bir yağış artışı, istediği gibi bir sıcaklık düşüşü. Ama bu uzun yıllar ortalaması değil de geçtiğimiz 2022 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarının yağış ve sıcaklık seyrine baktığımız zaman yağış Ekim'de 45 milimetre, yani uzun yıllar ortalamasına göre %50 daha fazla, 30'a karşı 45 milimetre, ama ondan sonra oldukça düşüyor. Kasım'da uzun yıllar ortalaması 45'e karşı, geçtiğimiz Kasım'da 20 milimetre. Aralık'ta uzun yıllar ortalaması 65 iken geçtiğimiz Aralık ayında sadece 5 milimetre, dekara 5 ton.
kurak bir kışa gidişatın çanları çalıyor. Sıcaklık da öyle artmış ki bu da aksi gibi buharlaşmayı artırıyor. Düşen yağmur kök bölgesinde çimlenen buğdayın köklerinin yararlanmasını sağlayacağı yerde buharlaşarak havaya uçmasını sağlıyor. Sıcaklık da 14 derece, 8,5 derece ve 5 derece şeklinde gerçekleşiyor. Düşme var ama yüksek bir seyirde devam ediyor. Dolayısıyla geçtiğimiz bu 2023 tahıl sezonunun anası olan, başlangıcı olan, ilk periyodu olan Ekim, Kasım, Aralık ayında uzun yıllar ortalamasına göre %50'lik bir yağış azlığı var. Uzun yıllar toplamı 140 milimetre iken geçtiğimiz 3 ayda 70 milimetre olmuştur. Evet hocam. Önceki Ekim, Kasım, Aralık ayları yani 2022'nin değil de 2021'inkine göre baktığımızda da onunki de 125 milimetreydi. Cemil Bey ve değerli izleyicilerimiz, kıymetli çiftçilerimiz, uzun yıllarda 140 ise 2021 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarında 125 milimetre ve giderek düşüyor bakın uzun yıllardan 2021 ve 2022'ye göre. 2022'nin o ilgili 3 ayında da 70 milimetreye düşüyor. İnşallah bundan sonra tekrar yükselir. Belimizi, aklımızı şeye bağladık. Bu Ocak'ta olur mu diye ama Ocak'ta da gelmedi. Belki meteoroloji başkanımız daha iyi açıklık getirecektir. Eskiden televizyonsuz dönemde radyodan meteoroloji haberlerini izlerken olsun, sonradan televizyonda izlerken olsun çoğunlukla %100'e yakın doğrulukta meteoroloji yağışları tuttururdu. Bu son birkaç yıldır veya bu yıl özellikle yağışlar internete de alışkın olduğumuz için her sabah bakıyoruz. Bir haftalığı gösteriyor ya biz inanıyoruz. İşte haftaya salı gün diyoruz örneğin. Kardan adam resmi var, şemsiye resmi var ama salıya doğru yaklaştıkça şemsiye de gidiyor, kardan adam da gidiyor, yağmur da düşmüyor. Elimizi bağladığımız, güvendiğimiz, inandığımız, dua ettiğimiz önümüzdeki 10 günlük süreçteki yağış ihtimaller de gün yaklaştıkça azalmaya başlıyor. İnşallah yağışlar olur. Ne meteorolojik kuraklık yaşayalım, ne hidrolojik kuraklık, ne tarımsal kuraklık, ne de Allah göstermesin sosyoekonomik kuraklık. Yani tarımsal... Hocam şöyle yapalım, ben size tekrar döneceğim Mehmet Hocam. Diğer konuklarıma da bir söz vereyim. Ondan sonra tekrar döneceğim hocam. Tamam. Tamam. Hocam, tabii Mehmet Hocam çok güzel bir aslında detaylandırdı. İşin, sizle yayın öncesinde konuştuk kıymetli hocam. İnsanoğlu olarak aslında biz kendi elimizle bunu biraz doğayı bu hale getirdik. Ama bu işin bir de sizin tabii bölümünüz açısından özellikle hayvan besleme ile ilgili, hayvancılıkla ilgili ciddi bir etkisi de var. Sadan hayvancılık ülkede zor günlerden geçiriyor. Şöyle yapalım hocam, bu bölümde sizde mevcut bu iklimsel değişimi, bu kuraklığı bir değerlendirmenizi rica ediyorum kendi alanınız açısından. Son bölümde de özellikle neler yapılabilir? İşte Mehmet Hocam'a gübrelemede veya beslemede çiftçiler artık bu saatten sonra ne yapması lazım? Onu soracağım. Size de hocam hayvancılıkla ilgili soracağım. Buyurun. Evet, teşekkür ederim Cemil Bey. Öncelikle birkaç tanımı hatırlatmakla başlamak istiyorum. Tarım nedir? Tarımı konuşuyoruz madem. Tarım, bitkisel ve toprağı kullanarak bitkisel ve hayvansal üretim yapmak ve bunlardan elde ettiğimiz ürünleri de yarı ya da tam işlenmiş ürünlere çevirme sanatı. Peki tarımın iki ana bileşimlerinden bahsettik. Bitkisel ve hayvansal üretim ve bunlar birbirini tamamlayan faaliyetler aslında. Bunlar birbirinden ayırdığımızda da bazı sorunları yaşıyoruz. Hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde. Benim konuşma alanım ise zootekniğindedir. İşte zootekni ise işte ekonomik değer olan çiftlik hayvanların yetiştirilmesi, bakımı, beslenmesi gibi konularla ilgilenen bilim dalı ki bu bilim dalıyla ilgilenen meslektaşlarımızı da zooteknist diyoruz. Yani hastalık dışında çiftlik hayvanlarının her türlü diğer işlemlerinden bahsedebiliriz. İklim değişikliği ve kuraklıktan bahsediyoruz. İklim değişikliği ve kuraklığın ana nedeni maalesef bizleriz. Yani bizim dışındaki hiçbir canlının iklim değişikliği üzerine ya da kuraklık üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yok. Yaklaşık 2000 yıl önce dünya nüfusunun 250 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Aradan 1650 yıl geçiyor ve dünya nüfusu ikiye katlanarak 500 milyona ulaşıyor. Ve aradan 1650 yıl gibi uzun bir süre geçiyor. Daha sonra nüfus artış hızıyla
En son nüfus artışının 2 milyondan 4 milyona, 4 milyondan 8 milyara artış hızı 40 yıla düşüyor. Yani nüfusumuz maalesef diğer canlılar aleyhine çok ciddi miktarda artış gösteriyor ve her doğan birey başta gıda olmak üzere enerji, konut, ulaşım, sağlık, eğitim gibi birçok ihtiyacıyla beraber doğuyor. Yani sorunun ana nedeni biz olduğumuz için çözüm konusunda da bizim biraz kafa yormamız ve önlemleri bizim almamız gerekiyor. Evet hocam. Burada bitkisel üretim gibi hayvansal üretim de tabii ki küresel iklim değişikliği ve kuraklıktan etkileniyor. Fakat bitkiler kadar doğrudan etkilendiğine, daha az etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü hayvanlar bitkiler gibi toprağa bağımlı yaşamadığı için, hareket şansları bulunduğu için bu tür olumsuz etkilerden biraz kaçıp korunma şansları var. İşte sıcak olduğunda bir gölgeye eriyebilmekte veya bir kar tipi de gizlenebilmekte. Ki yetiştiricilikte bunlara zaten biz barınaklarla çok daha uygun yerler sağlıyoruz. Ama bu demek değil ki iklim değişikliği hayvanlara doğrudan ya da dolaylı olarak etkide bulunmuyor. Doğrudan etkileri de var hayvanlar üzerinde direkt olarak. Dolaylı etkileri de var. Doğrudan etkileri neler diye baktığımızda, sıcak ve soğuğun etkisine baktığımızda hayvanlar aslında sıcaktan daha fazla etkileniyorlar. Bizim rahat ettiğimiz sıcaklıklar aslında onlar için rahatsız edici sıcaklık. Sıcaklık stresi özellikle. Tabii, evet. Serin ortamı seviyorlar. Dolayısıyla bu sıcaklık artışı onları da fizyolojik olumsuz etkiliyor. Nasıl olumsuz etkiliyor? Örneğin döl verimi olumsuz etkileniyor. Yavru atmalar meydana gelebiliyor. Süt verimi düşüyor. Süt verimi düşüyor. Yem tüketimi düşüyor. Bu tür olumsuz etkiler meydana geliyor. Bunu önlemek için de tabii bazı tedbirler alıyoruz. Bundan en az etkilenenler kanatlı hayvanlar, tavuklar diyebiliriz. Çünkü kapalı ve kontrollü ortamda yetiştirildiği için bunların sıcaklık, nem, aydınlatma her türlü şeylerini biz yapay olarak yerine getirebiliyoruz. Ama dışarıdaki hayvanlar, özellikle koyun, keçi gibi, arı gibi tamamen dış mekanda bulunan hayvanlar bu tür değişimlerden çok daha direkt olarak etkilenebiliyorlar. İşte hayvanın kendi fizyolojik olarak biraz önce bahsettiğim olumsuzluklar dışında asıl olumsuz etkilenme biraz önce bahsedilen bitkisel üretimdeki değişimler. Yani kuraklık nedeniyle biz meralarımız kuruduğunda koyunlarımız etkileniyor. Örneğin geçen hafta yine haber kanallarında ciddi anlamda haber yapıldı. Deve kuşlarımız var bizim. Kış dönemi dinlenme dönemidir bu hayvanların. Kışın dinlenirler, yazında yumurtlamaya başlarlar. Ama havalar o kadar sıcak gitti ki hayvanlar yaz geldi gibi hissederek yumurtlamaya başladılar ki bu olmaması gereken bir durum. Arılarda da hocam. Arıların kış salkımı oluşturamaması, hava sıcak olduğunda dışarı çıkıp işte uçuş yaparak işte gıda araması ki sıcaklığın artmasıyla birlikte birden çiçekler açmıyor. Yani beslenebilecek kaynaklar oluşmuyor. O nedenle bu tür beslenme açısından çok daha olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan bakarsak sadece çayır mera gibi doğal alanlar etkilenmiyor küresel iklim değişikliği ve kuraklıktan. Bir de bunların beslenmesinde kullandığımız yemler etkileniyor. Örneğin süt sığırcılığını düşünürsek ülkemizde de dünyada da ana beslenme kaynağı olarak kullandığımız yemlerin başında mısır silajı geliyor. Hem süt sığırcılığında hem et sığırında çünkü işin maliyetini düşürüyor. Hayvan beslenme açısından. Yonca çok önemli. Yonca yine aynı şekilde su isteyen bir bitki. Mısırın hem danesi hem silaj olarak yetiştirmede çok ciddi su isteyen bitkiler. Dolayısıyla susuzluk ve kuraklık bu hayvansal üretimlerimizde çok ciddi miktarda maalesef olumsuz etkileyecek. Yani maliyetlerimi artıracak. O nedenle gelecekte muhtemelen bazı hayvansal gıdaları biz çok daha zor üreteceğiz ve çok daha pahalıya tüketeceğiz. Örneğin su ihtiyacı açısından baktığımızda 1 kilogram sığır etinin üretilebilmesi için yaklaşık 15 tona yakın su kullanmış oluyor. 1 kilogram sığır etin üretilmesi için 15 ton su. Su gerekiyor. Oo, hocam. Evet. Enteresan. Bu koyun ve keçi de biraz daha düşük. Evet. 8-10 tonlar civarında. Vallahi bu bilgileri duymasınlar. Sera gazından dolayı zaten hayvanlara savaş yaşıyorlar. Bu dediğinizde duymasınlar hocam. Tavuklarda ve şeylerde balıklarda daha düşük. Yani su ihtiyacı daha düşük hayvanlar. O nedenle susuzluktan en fazla etkilenecek ve maliyeti en fazla artacak ürünlerden bir tanesi maalesef kırmızı et olacak ve sığır eti olacak. O nedenle zaman zaman basında da duyuyorsunuz yapay et vesaire bunlar bu tehlikeler görülerek bugünden yapılan çalışmaların sonuçları. Ama yani bununla ilgili tabii ki başka önlemlerin de alınması gerekiyor. Önlemler kısmında yine bahsedeceğim. Yani doğrudan etkisinden çok dolaylı olarak beslenme üzerine olumsuz etkileri çok daha fazla olacak. İşin maliyeti artacak, ürünlerin fiyatları artacak. Bu da üretimi ve tüketimi maalesef olumsuz etkileyecek ki hayvansal gıdalar maalesef bitkisel gıdalar gibi değil,
normal ihtiyacımızı, besin ihtiyacımızı karşılamadı. Mutlaka bitkisel gıdalarla beraber et, süt, yumurta gibi hem beden gelişimi hem de zihin gelişimi üzerine olumlu etkili olan bu tür gıdaları yeterli miktarda tüketmek zorundayız. Bir söz var, et tüketenler, ot tüketenlere hükmediyor. Doğada olduğu gibi günümüz dünyasında da böyle. Gelişmiş ülkelere baktığınızda gerçekten hayvansal gıda tüketimlerinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu hem bedenen hem de zihnen gelişmeyi olumlu etkilediği için dünyaya da bu ülkeler hükmediyorlar. Dolayısıyla bizim de hayvansal gıda üretimimizin yeterli miktarda olması, üretilmesi ve tüketilmesi için gerekli önlemleri almak durumundayız ki daha sonra sanıyorum önlemler konusunda evet, ayrıca hocam, ona geçeceğiz. Kısaca şu an benim bilmiyorum söyleyebileceklerim bunlar diyebilirim. Daha tamam hocam, tekrar size yapacağız. Özellikle alınması gereken önlemlere döneceğim. Şimdi tabii özellikle Meteoroloji Mühendisi Oda Başkanı Fırat Başkanım. Fırat Başkanım, sizden hayırlı haberler bekliyoruz. Bir mevcut durumu bir değerlendirelim. Mehmet Hocam da dedi, ne gözüküyor hocam? Şeye döndü artık, böyle fal bakıyoruz ya, yağdı yağacak, geldi gelecek. Yayına hoş geldiniz, söz sizde. Önce bir mevcut hocam yaşanan problemi, sıkıntıyı sizin gözünüzden alalım. Son bölümde de yine neler yapılabilir onu da konuşuruz. Buyurun. Tamam. Ben öncelikle her iki hocama da iyi akşamlar, size de aynı şekilde ve bütün izleyicilere de iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi demin Mehmet Hocam da bahsetti. Hani eskiden işte şu kadar doğrulukla biliniyordu, şimdi son zamanlarda yanılmalar oluyor diye. Şimdi bütün meteorolojistlerin hayali, ideali, hedefi %100 başarıyla hava tahmini yapabilmek. Ama atmosfer biliyorsunuz gazlardan oluşuyor. Gazlar da akışkan ve sıkışabilen bir malzeme. Dolayısıyla hangi durumda nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Aynı hava koşullarında çok daha farklı davranışlar görebiliyorsunuz. Bu atmosferin kendi yapısından kaynaklı. Şimdi Türkiye ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir Akdeniz kuşağı diyelim, Akdeniz çukuru diyelim, adına ne derseniz deyin. Bu Akdeniz kuşağı, Dünya Meteoroloji Teşkilatı da açıkladı, belki yayınlarını da takip etmişsinizdir. Yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi bu kuşak. Avrupa'nın çok büyük bir bölümü, Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerin hemen hemen hepsi rekor sıcaklıklarla Aralık'tan Ocak ayına geçiş yaptı. En basitinden aklımda kalan bir değer olarak söyleyeyim. İspanya'da 25 derecelik sıcaklıklar görüldü ki bu rekor sıcaklık olarak Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından açıklandı. Ve keza da Avrupa'nın birçok ülkesinde de Ocak ayının ilk günlerinde yine kendi rekorları kırıldı. Şimdi yağışın olabilmesi için belirli atmosferik koşulların oluşması gerekiyor. Bu oluşmadığı zaman yani yağmurları, yağışı, karı, doluyu parayla alabileceğiniz ya da ekonominizin çok güçlü olması ya da zayıf olmasıyla hiç bağın onlarla ilgisi olmadan bakkaldan bir şey alıyor gibi alamayacağınız tamamen atmosferin kendi dengesi içerisinde oluşan bir durum yağış olayı. Şimdi uzun yıllara baktığımız zaman dünyada her şey bir denge içinde. Yani terazinin kefesi gibi. Bir tarafta alçak basınç merkezi varsa bunun karşısında yüksek basınç merkezi vardır ve bunlar belli bir denge içindedir. Terazinin kefesi yukarı kalktığı zaman diğer kefe aşağı düşmesi gibi bir basınç merkezinin aşağı ya da yukarı hareket etmesi terazinin diğer kefesinde yani onun karşısında bulunan merkezinde ona paralel olarak aşağı zıt yönde aşağı ya da yukarı hareket etmesini oluşturuyor. Şimdi hem geçen sene hem de bu sene Kuzey Afrika üzerinden çok ciddi bir sıcak hava akımı geldi. Yüksek basınç merkezinin de etkisiyle. Ve bir hatırlarsanız İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da, Portekiz'de birçok insan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi her coğrafya kendi iklim kuşağını oluşturduğu için orada yaşayan canlılar da o sıcaklıklara göre bir anatomik yapıya sahip. Örneğin İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da 40 derece sıcaklıklarda insanlar hayatlarını kaybetti. Halbuki 40 derece sıcaklık Güneydoğu Anadolu bölgemiz için neredeyse normal sayılan bir sıcaklık. Ama o bölgenin insanları bu sıcaklıklara alışık olmadığı için maalesef sıcak hava dalgasından dolayı ciddi şekilde etkilendiler. Çocuklar, yaşlılar aynı şekilde
bu sıcak hava, daha doğrusu havanın sıcaklık değişimine karşı en hassas grubu oluşturuyorlar. Şimdi ülkemizde yaklaşık 3 yıldır bir kuraklık var. Ve kuraklık da ne yazık ki Türkiye'nin gündemine şu gün yaşadığımız bazı olaylardan dolayı ülkenin gündemi çok farklı konulara odaklı. Ama kuraklık bir de çok iyi takip edilmesi gereken, çok iyi izlenmesi gereken bir olay. Başkanım şunu söyleyeyim, bir 25 yıllık gazeteci olarak ya şaka gibi gerçekten Türkiye'de tamam diğer konular da çok önemli ama ya ulusal medyada olsun, diğer medyalarda olsun ya sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir şey var. Bir tavır var. Yani biz bunu yeterince yaşamıyoruz ve hissetmiyoruz. Yani bu beni gerçekten şaşırıyor. Tabii Türkiye'nin çok ciddi sürü gündemi var işte mevcut malum siyaset zamanı falan ama çok önemli bir konu. Bu dediğinize katılıyorum. Gerçekten hak ettiği yeri almıyor medyada. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz ve dediğim gibi kuraklık çok iyi izlenmesi gereken bir olay, meteorolojik karakterli bir doğal afet olduğu için siz kuraklığı toplum olarak fark ettiğiniz zaman zaten onun tam merkezindesiniz demek. Şimdi gelişmiş ülkelerin kuraklık eylem planlarına ve reaksiyonlarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Yağışların mevsim normallerinin altına düştüğü ilk aydan itibaren tedbirler hayata geçiriliyor. Ama bizde demin Mehmet Hocam da söyledi. Hep sorunları ötelemeyi seven bir toplumuz biz. Bu ay yeteri kadar yağış alamadıysak önümüzdeki ay yağar canım diyoruz. Önümüzdeki ay oluyor canım bir sonraki ay yağar, ilkbaharda yağar, sonbaharda yağar, kışın yağar derken elimizdeki su kaynaklarını çok ciddi şekilde risk ediyoruz. Bir de ülke olarak ne yazık ki biz riski yönetmeyi sevmiyoruz, krizleri yönetmeyi seviyoruz. Halbuki iyi izlenip de ilk baştan tedbirler alınmış olsa bu riskler hiç krize dönüşmeden atlatabilmek daha kolayken biz o yolları maalesef denemiyoruz. Ve bugün bile siz de söylediniz hiçbir şey yokmuş, her şey yolundaymış gibi bir hayat yaşıyoruz. Kuraklık açısından söylüyorum bunu. Şimdi aslında toplumun ana konularından birisi olması gerekirken dediğim gibi işte barajlardaki su içme suyu seviyesi yeterli. Bu kışı çıkartırız. İşte bu kış sorunsuz geçer. Sorunsuz geçer de önümüzdeki sene acaba öyle mi? Ya da önümüzdeki seneye ne kadar rahat gireriz? Ben yayına bağlanmadan önce işte barajlardaki su seviyesine baktım. Hem İstanbul için hem de Ankara için. Şimdi Ankara için ve İstanbul için %20, işte İstanbul %29, Ankara'da %26 civarında bir barajlarda su hacmimiz var. Fakat çok dikkat çeken bir olay var. Geçen sene bugün ya da geçen sene ayın 27'si için vermişler bu değeri. Geçen sene 27 Ocak'ta barajlara gelen su seviyesi 1.372.000 metreküp iken bu yıl 128.000 metreküp su gelmiş. Korkunç bir... Yani çok ciddi anlamda korkunç bir su azlığımız var barajları besleme açısından. Demin hocam kuraklık çeşitlerini söyledi. İşte meteorolojik kuraklık başlangıcı. Ondan sonra da işte belki bu sıralama biraz değişebilir. Tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklık ve sosyoekonomik dediğimiz ciddi anlamdaki krizler demektir o. Ki tarihsel gelişimlerde hepimiz biliyoruz medeniyetlerin yok olduğu bir olaydan bahsediyoruz. Kuraklık son derece ciddi bir olay. Su zaten hayatın kendisi. Ama işin belki de trajikomik tarafı şu. Dünya var olduğu günden beri dünyadaki su miktarı hiç değişmedi. Yani biz bundan milyarlarca yıl önce dünya kaç yılında varsa artık ilk başlangıcından itibaren var olan su aslında bugün de var. Ama suyun dağılımı değişiyor. Dolayısıyla artan nüfustan dolayı da kişi başına düşen su miktarı değişiyor. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tamamen yağış odaklı olarak işte vatandaşları özellikle tarım kesimini, çiftçilerimizi her olayda uyarmaya çalışıyor ama demin hocamın söylediği olayın bir paraleli bir de hangi kimi izlediğinize bağlı. Biliyorsunuz sosyal medyada da birçok meteoroloji uyarısı yapan, meteoroloji haberleri veren bir grup var. Türkiye'de yasayla
3200 meteoroloji genel müdürlüğünün yasasıyla, şimdi tam sayısı aklımda değil ama meteoroloji genel müdürlüğü Türkiye'de tek yetkili kurum. Hava tahmini yapmak sorumluluk ve yetkisine sahip olan tek kurum. Dolayısıyla izlenmesi gereken kurum da bu. Ve meteoroloji genel müdürlüğü de her ay kuraklık haritalarını yayınlıyor. Peki başkanım, şu anda tabii ben direkt, şimdi bana gelen sorular da var. Halk ağzıyla soruyorum. Yağacak mı başkanım? Ne gözüküyor şu anda? Şu anda şöyle, Şubat, Mart. Bakın, yağacak mı derken ben biraz önce söyledim. Atmosferde hiçbir olay birbirinin aynısı değil. Evet. Yani evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü global anlamda, küresel anlamda, bölgesel anlamda resmin tamamına sahip olan tek kurum. Şimdi onlar mesela bugün, işte daha doğrusu bu hafta sonlarına doğru, Ocak ayının sonlarına doğru Türkiye'de ilk defa kar yağışı ile ilgili bu bir açıklamaları oldu. Yani onun şeyini verdiler, tahminini verdiler. Şimdi kar ve karla karışık yağmur aslında bu hafta sonundan itibaren, önümüzdeki hafta ortalarına kadar Türkiye'de belli bölgelerde yağacak. Yani hava tahminlerini verdiğiniz zaman zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasına bakarsanız, bu 5 günlük tahminlerine bakarsanız, Türkiye'nin belli bölgeleri için işte batıdan başlayıp doğuya göre, ki bizim sistemlerimiz hep öyledir, batıdan giriş yapar ve doğuya doğru bir hareketleri vardır. Bir yağış var aslında ama şimdi uzun vadeli, uzun periyotlu diyelim, uzun vadeli tahminlere bakarsanız aslında Şubat ve Mart aylarında mevsim normalleri civarında bir tahmin bekliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Eğer bu gerçekleşir ise tarımsal kuraklık, bir de biliyorsunuz her bitki için farklı. Bunu sayın hocalarım benden çok daha iyi bilirler. Yani arpa buğday olduğu zaman işte dikim ayı genel bir, onun ekimdir. Ekimle başlar. O tarihlerdeki yağışlar aslında o bitkinin kaderini tayin ediyor. O ekimden sonraki o kısa bir dönem o bitkinin kaderini tayin ediyor. Ama bir başka bitki için bu daha farklı bir tarihte oluyor. Dolayısıyla kuraklık her bitkiyi de homojen şekilde etkilemiyor. Yani her bitki için aynı etkiyi yaratmıyor. Bunu sayın hocalarım çok daha iyi biliyorlardır ama ben genelde su açısından bakıyorum. Yani su açısından her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Ben yağışları insanların gelirlerine benzetiyorum. Yani bir iş yapıyorsunuz, bir ticaret yapıyorsunuz ve her ay kazandığınız bir para var. Bu da işte ülke ya da bölge bazında bakarsanız yağışlar da sizin bir kazancınız gibi düşünürseniz, bu ay az kazanırsanız önümüzdeki aya bir tasarrufla gitmek zorundasınız. Yani bir şeylerden tasarruf yapmanız gerekir ki bütçenizi idame ettiresiniz. Başkanım yağışlar tekrar da... ben size döneceğim. Başkanım tamam. Bir tur daha döneceğim müsaadenizle. Şimdi tamam. Mehmet hocama dönüyorum. Mehmet hocam, şimdi özellikle bize gelen sorular içerisinde burada yapılması gerekenler, tabii sonuçta kainatı bu hale bizi getirdik. Ama yine Yaradan'dan umudumuz var inşallah. Rabbimiz acır bize de yağış gönderir, yani iş o noktaya geldi. Tabii bilimsel olarak da yapılması gereken birçok şey var. Onları da yapılması lazım. Şimdi hocam şu anda üreticilerin dediği, özellikle buğday ve arpa yetiştiricileriyle ilgili bir değişim var. Artık sallıyorum, Ekim'de ekildiği zaman bunu artık Kasım'da mı ekilmesi lazım? Kasım'da ekildiyse Aralık'ta mı ekilmesi lazım? Burada yapılması gerekenler ve gübreleme, tabi sizin asıl alanınızdan bir tanesi. Burada dikkat edilmesi gerekenler neler hocam? Alınması gereken tedbirler. 5 dakikada toparlarsanız sevinirim hocam. Buyurun. Tamam. Kıymetli konuşmacı hocalarımız da daha iyi bilecekler Cemil Bey. Eskiden kuraklıklar, örneğin Doğu Anadolu'da metrelerce kar olurdu. Televizyonda izlerdik, dozerler açardı. İşte Karadeniz yağışlı, Marmara yağışlı, atıyorum Ege yağışlı. Mesela İç Anadolu bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesi kurak olabilirdi. Ama bu yıl hakikaten Fırat Bey Başkanım belki ona açıklık getirecektir ne olduysa. Batıda, İzmir'den doğuda Iğdır'a kadar, kuzeyinden güneyine kadar komple bir kuraklık var. Yani Doğu Anadolu'da karlar yolları kapattı, dozerler mahsur kaldı gibi bir haber de okumadık. Tüm Türkiye'de bir kuraklık var. Ama başlangıçta söylediğim gibi bunlar ıslanmalar, kurumalar şeklinde zikzaklar çiziyor. Ümit Allah'tan kesilmez ama
Fırat Bey Başkanım'ın da İbrahim Bey Hocam'ın da söylediği gibi tedbiri elden bırakmayacağız. Her koşulda su bizim için çok elzem. Çünkü Türkiye coğrafyasında uzun yıllar ortalamasına göre 640 milimetre yağış düştüğünde bizim ağzımızla kuş tutsak bir yılda kullanabileceğimiz su potansiyelimiz 110 milyar metreküptür. Şimdi biz bunun neredeyse 104 milyar metreküpünü kullanır hale geldik. Nüfus artıyor da o yüzden. Bir kişi başına bir ülkede 2000 metreküpten fazla su düşüyorsa o ülke su zenginidir. 2000 metre ile 1000 metre arasındaysa dikkat edilecek bir ülke, 1000'in altına düştüğü zaman kırmızı çarpı konulan bir ülkedir. Şu anda bizim nüfusumuza göre 1275 metreküp suyumuz var. Suyu dikkatli kullanmak gereken ülkeler durumundayız. Ve sizlerin ve hocalarımızın da izleyicilerimizin de bildiği gibi Türkiye'de yılda tükettiğimiz suyun %70'ini tarımda, %20'sini konutlarda, %20'sini de sanayide tüketiyoruz. Hem tarımda, hem konutlarda, hem de sanayide gerekli maksimum tedbirleri alacağız. İlgili birimler de barajsa baraj, yeraltı barajları yapımı var şimdi doğalgaz depolama gibi. Örneğin atıyorum Toroslardan çıkan su X nehriyle Akdeniz'e gidiyor ya. Tabii ki oradaki hidroelektrik santrallerini ve biyoçeşitliliği de düşünerek 10 birim su gidiyorsa bunun 5 birimi onlar için lazımsa geri kalan 5 biriminin yer altına verme şeklinde su, yeraltı su barajlarının yapımı Türkiye'de gündeme geldi. Birkaç bölgede de pilot çalışma başlamış. Bunlar sevindirici olay ama her zaman demin Fırat Bey Başkanım'ın da üstüne değindiği gibi çok önemseyip önceliklendirmemiz gerekiyor. Mesela, bir de hocam bu barajlarla ilgili aslında bu buharlaşma problemiyle ilgili mesela Avrupa'da baktığınız zaman işte barajların kısmı olarak üzerinin kapatılarak yani veya bir örtü şeklinde ben geçen Japonya'da bir yerde gördüm enteresan bir malzemeyle beraber. O da ayrıca bir tedbir aslında alınması lazım. Yani mevcut suyumuzu da korumada da sıkıntımız var. Tabii demin ilk girişte söylediğim gibi hem yağış azaldı hem de sıcaklıklar yüksek seyretti. Bitkiler uykuya girmedi, stres yaşadı. İbrahim Bey hocamın söylediği gibi arılar, diğer hayvanlar stres yaşadı. Sıcaklığın artması nedeniyle uykuya giremediler. Barajlardan, nehirlerden, toprak yüzeyinden su buharlaşması devam etti. Biz toprakta, barajda, gölde, çayda suyu tutamadık. Sıcaklıklar da yükseldi. Onun için sanayileşmenin bir gem altına alınması gerekiyor. Yani havaya siz ne kadar fazla karbondioksit, SO2 çıkarıyorsanız ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz Cemil Bey. Gelelim diğer hususlara. Böyle bir düzensizlik de oldu. Tüm Türkiye kuraklık oldu. Eskiden kuraklıklar atıyorum Güneydoğu ile İç Anadolu'da olurdu. Şimdi tüm Türkiye'de kuraklık oldu. Bundan sonra kar yağsa da yağmur yağsa da açığı kapatamayız. Tabii en doğrusunu alabilir. Hani ahkam kesmeyeyim ama özellikle branşı nedeniyle Fırat Bey Başkanımız da biraz sonraki konuşmasında belki bu konuya değinebilir. Çiftçilerimiz bakacaklar meteorolojik tahminlere. Önümüzdeki iki hafta sürecinde yağış yoksa ve hava sıcaklıkları yüksek seyrediyorsa arpa ve buğdaylarına sulama imkanı olanlar bir 3-4 saatlik yağmurlama sulama yapsınlar. Eğer topraklarında rutubet yoksa. Tekrar ediyorum çünkü bana günde 3-5 kişiden böyle soru geliyor. Arpa buğday sahipleri hocam kurak geçiyor diyor. Bunu Yozgat'ından Urfa'sına, Adana'sından Aydın Sökesi'ne kadar her yerden soru geliyor. Eğer sulama imkanı varsa arpa buğdaylarına ve toprakta yeterli rutubet yoksa, ne demek yeterli rutubet var veya yok? 3-5 santim buğdayın dibini açacağız. Bir küçük topalak oluşturacağız. Göbek hizasına yere bırakacağız. O parçalanı veriyorsa toprak suya açtır, kuraktır. Ama o sıkma yere sağlam düşüyor ve dağılmıyorsa yeterli rutubet vardır anlamını taşır. O da bizi bir iki hafta götürür anlamını taşır. Bir daha söylüyorum. Kök bölgesinde değerli çiftçiler, yeterli rutubet yoksa meteorolojik hava durum tahminlerine göre önümüzdeki iki haftada yağış gözülmüyorsa ve yüksek sıcaklık seyrediyorsa sizin sulama imkanınız varsa 3-4 saatlik bir yağmurlama sulama yapınız. Değilse hava yağacak, soğuk ve toprakta rutubet varsa sakın sulamayın. Eğer sularsanız bir de yarın
atıyorum -10, -15 soğuklar gelecek gibi gözüküyor. Onlar da olursa bu sefer kök bölgesinde sulama suyu donar. Don kabarması dediğimiz arpa ve buğdayların yeni çimlenen hem sapçıkları, filizcikleri hem de kökçükleri don kabarması nedeniyle kopar. Büyük zarar görürsünüz. İhtiyaç varsa su veriyoruz. Önümüzdeki iki hafta süresince hava sıcak ve kuraksa o bitki onu harcayacağı için, gelişeceği için ve yer altına sızmayla, buharlaşmayla, havaya geçmeyle kök bölgesinde de rutubet azalacağı için donlardan ileride zarar görmeyecektir. Bu şekilde bir ben acil tedbir önereyim Cemil Bey. Ondan sonra devletimiz de Karadeniz'den, Doğu Anadolu'dan, su fazlası olan diğer bölgelerden Konya Kapalı Havzası'na 7.4 milyon hektarlık bir alandır burası. Türkiye kara örtüsünün %8'ine tekabül eder. Türkiye'nin neredeyse yarı bitkisel ve hayvansal üretimini üretir. Burada büyük araziler var. Konya Kapalı Havzası'nda 3 milyon hektar arazi, GAP gibi, GAP'ta da 3 milyon hektar arazi var ama orada 30 milyar metreküp su var. Bizde 3 milyon hektar arazi var ama taş çatlasın, iki ayağımızı gaza bassak yeraltı suyu, yer üstü suyuyla beraber Konya Kapalı Havzası'nda biz 2,5 milyar metreküp su alabiliyoruz. Dolayısıyla bize su lazım ki biz hem Türkiye'nin gıda güvenliğini perçinleyelim, sıkıntı çıkmasın, hem de komşu ülkelere, diğer havza ülkelere, akraba ülkelere de gıda ham maddesi ve işlenmiş mamul üretebilelim. Onun için bize su transferi lazım, su transferi lazım. Bunu söyleyeyim. Konya Kapalı Havzası'nda Cemil Bey, siz de gezip görüyorsunuz, tarım fuarlarını, haberleri yapıyorsunuz. Bizim kadar bir diplomanız eksik, ziraat mühendisi değilsiniz ama görüyorsunuz. Emin olun, bir metrekare salma sulamalı alan yok. Hepsi yeraltı sızdırma, damla sulama ve yağmurlama sulama dediğimiz basınçlı sulama sistemleridir. Teşvikler de o yönde olduğu için insanlarımız da hem kendim kazanayım hem de çocuğuma yeraltı ve yerüstü su miras bırakayım diye tedbirli davranıyor. Elektrik fiyatları da yüksek olduğu için zaten fazla sulayamıyor. Onun için sulama konusunda çiftçilerimiz bilinçli. Şimdi yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim ama bizde arazi var, kurak, suyumuz az. Bize başka yerlerden acil bir şekilde su getirilmesi lazım. Denizi doldurup havaalanı yapabiliriz ama o çok elzem değil. Paramız varsa onu da yapalım ama 2019 Nisan ayında DSİ Genel Müdürlüğü'nün çalışması ile Aras Nehri'nden Konya Kapalı Havzası'na su getirilmesi, su transferi üzerine çok istekler artınca fizibilite çalışması yaptılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. O toplantıda ben de vardım. Oradan Konya Kapalı Havzası'na suyun gelmesi, 1 metre küpün gelmesi 5,5 TL'ye mal oluyor idi. Ama 50 kuruş olsaydı 11'de biri, o zaman rentable olacaktı. Daha bıçak kemiğe dayanmadı. Bu ileride yapılabilecek. Şimdilik rentable değil denildi. Ama bundan sonra kuraklıklar böyle devam ederse biz büyük bir havzayız. Toprağımız var, suyumuz az. Az olan suyu biz yeterli seviye komşu havzalardan su alabilirsek hiç kimse korkmasın. Mutfağımızda mercimek de olur, fasulye de olur, ayçiçeği de olur. Tavuğumuzun yeni yemeği, ineğimizin yemeği için mısır da olur. Konya Kapalı Havzası'nda mısır para ediyor. İhtiyaç da yüksek, teşvik de verildi maalesef. Benim hiç ismedemediğim bir durum. Dolayısıyla yeraltı sularımız çok çekildi. Bence Konya Kapalı Havzası'nda fazla su tüketen sırasıyla 1 yonca, 2 mısır, 3 patates, 4 şeker pancarının ekiliş alanlarının teşviklerle yarıya indirilip de onun yerine arpa buğday alırsa ve arpa buğdaya da siz yüksek fiyat, taban fiyatı verirseniz insanlar parayı ondan kazanacağı için hem de mekanizasyonu az, girdisi az, kolaylığı var. O yüzden kolaylıkla da arpa buğdaya geçerler. Zaten son bir yılda da geçmeye başladılar. Dolayısıyla biz Konya Kapalı Havzası'mızda suyumuzu bir müddet böyle koruruz. Güzel bir geçiş olur ileri nesillere doğru. Bu da hem devletin yetkililerine hem ildeki tarım idarecilerine hem de çiftçilerimize bir bilgi olmuş olsun. Hocam, Mehmet Hocam, son sözlerinizi alalım. Son sözlerinizi alalım hocam. Tamam.
Et meselesi ot meselesi. Eğer ot meselesi olmazsa et meselesi olmaz. Burada yağışın toplam miktarı kadar bir de dağılışı önemli. Duruyor, duruyor, duruyor. Bize mesela Mart, Nisan'da olacak yağış Haziran'da oluyor. O da protein noksanlığına, embriyo kararmasına vesile oluyor. Bunların her birinde hem miktarsal azlık hem yağış dağılımındaki demin Fırat Bey Başkanım'ın söylediği gibi bozukluk atmosferin bileşimindeki bozukluktan kaynaklanıyor. Biz kendi rahatımızı düşünerek, eskiden atalarımız öyle miydi? Buradan çıkıyordu değişik ilkel arabalarla başka kıtalara farklı amaçlarla seyahat ediyordu. Biz öyle değil. Biz her gün farklı elbise, farklı araba, ailede 3 kişi var, 3'ünün ayrı arabası var. Dolayısıyla bu lüks yaşam bütün ülkelerde, sadece ülkemizde değil. Çünkü hava olayları bütün ülkeleri ilgilendirir. Toprağı ben Konya'da kirletsem Kayseri bundan etkilenmez ya da Bulgaristan'daki A vilayeti bundan etkilenmez ama havayı kirlettiğim zaman, suyu kirlettiğim zaman kıtalar arası, ülkeler arası bir değinim vardır, bozunum vardır. O yüzden her devlet, yani ben tedbirimi alacağım, toprağı, havayı, suyu kirletmeyeceğim, sanayime çeki düzen vereceğim ama bunu Amerika yapmazsa kusura bakma bu da olmaz yani. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi stüdyoya dönüyorum. Hocam tabii özellikle hocalarım gerçekten konuları net olarak ortaya koydular. Sizin alanda alınması gereken tedbirler neler? Tabii et olayı, ot olayı önemli. Bunlar birbirlerine bağlıyorlar. Evet. Neler yapmamız lazım? Özellikle hayvancılarımız alması gereken tedbirler neler? Ne yapabiliriz hocam? Ben önce şöyle diyeyim, sorun bugün neden olduğumuz bir sorun olmadığı gibi yarın çözebileceğimiz de bir sorun da değil. Evet. Şu anki küresel iklim değişikliği ve kuraklığın ana nedeni, biraz önce de söyledim, şu an dünya nüfusuna her yıl 80 milyon ilave bir nüfus ekleniyor. Yani bir Türkiye nüfusu ekleniyor. Dolayısıyla bunların, bu nüfusun bir de bilinçli bir tüketici olmaması durumunda hem fazla tüketen hem de kirleten bir yapıyla doğaya ciddi miktarda zarar veriyoruz. Ve atmosfere verdiğimiz zararın faturasını da dünya olarak hepimiz ödüyoruz. Dolayısıyla atmosferdeki bir bozulma son 150 yılda 1,5 derecelik sıcaklık artışı bugün yaşadığımız sıkıntıların ana nedeni. Ve bunun 2 dereceye çıktığında biraz sonra sanıyorum Fırat Bey daha da detaylı bilgi verecektir. Evet. Çok daha büyük felaketler bizi bekliyor. Yani yağış yağsa da bunun çok anormal... Seller olacak o zaman. Tabii seller işte olmayan beklemedik zamandaki işte dolu yağışlar veya kuraklıklar bunlar çok daha büyük etkilerini yaşayacağız. Dolayısıyla bizim bir nüfus anlamında hakikaten bilinçli bir nüfus artışına ihtiyacı var. Bir de doğayla savaşan değil, doğayla bütünleşen, onunla birlikte yaşayabilen, ona zarar vermeden yaşayabilen bir hayat sürmemiz gerekiyor ki bununla ilgili de son yıllarda işte karbon ayak izi ve su ayak izi duyuyorsunuz. Atmosferi, yeşil kuşak anlaşmaları evet, falan filan. Bu nedenle de artık hiç kimse bir ülke tedbir alarak da bunu koruyamayacağı için uluslararası anlaşmalarla da artık atmosferin korunması ve daha büyük felaketlerin yaşanmaması için anlaşmalar imzalanıyor. Örneğin bunlardan en önemlilerden bir tanesi bizi de ilgilendiren 2030 Avrupa Yeşil Anlaşması. Burada karbon ayak izimizin azaltılması, işte organik tarımın tarım anlamında söylememiz gerekirse evet. 6-7 sektörü ilgilendiriyor. Tarımla ilgili önerdikleri organik tarımın yaygınlaştırılması. Niye organik tarımın yaygınlaştırılması? Çünkü organik tarımda petrol benzeri fosil yakıtların kullanımı az. İşte kimyasal ilaç gübre gerektiren bitki çeşitlerinin kullanımı daha az çünkü yerli kaynakları kullanıyoruz. Yani bu anlamda tedbir olarak tarımda önerdikleri organik tarımın yaygınlaştırılması ve en az %25'e çıkarılması toplam tarım içerisindeki payının. Ve bu hedefi şimdiden tutturan ülkeler var. Avusturya örneğin %26 şu anki durumu. Türkiye'nin de bu bağlayıcı bir şey çünkü Avrupa'ya ihracatımız var. Yarın siz bununla ilgili gerekli tedbirleri almadığınızda Avrupa'ya çok kolay ihracat yapamayacağız ya da bunun ciddi vergilerini, bedellerini ödemek zorunda kalacağız. Peki ne yapabiliriz? Demin de söylediğim gibi birincisi Avrupa 2030 anlaşması nedeniyle bizim organik tarımı ülkemizde biraz daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Burada işte biraz önce bahsettiğimiz damla sulamadan tutun, suyun tasarruflu kullanılmasından her türlü zarar, doğaya zarar verici önlemler de içeren bir tarım şekli zaten. Bunu biraz daha yaygınlaştırmamız gerekiyor tedbirlerden bir tanesi ki almazsak da bizi bağlayıcı bazı ekonomik sıkıntılar da gelecek. Diğer bir konu karbon ayak izini azaltmanın yollarından bir tanesi ağaçlandırma. Yani lütfen dikebildiğimiz kadar ağaç dikmek, yeşillendirmek. Kesip bine yapmayalım yerine. Evet, yerine yapmayalım. Artı meraların korunması.
Mera hem toprağı koruyan bir unsur hem de fotosentez vesaire yoluyla karbondioksiti yine kullanıp oksijene çeviren bir unsur. Yani meralarımızı korumanın yanında hatta belki bozup da tarla yaptığımız yerlerin bir kısmını bile meraya çevirmekte yarar var. Çünkü hem erozyona karşı toprağı korumuş olacağız, hem hayvanlar için otlak oluşturmuş olacağız, hem de doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Yerli hayvan gen kaynaklarımıza daha fazla önem vereceğiz. Bizim şu an kendi gen kaynaklarımız açlığa, susuzluğa, sıcağa, her şeye daha dayanıklı. Yani şu an kültür ırklarla yapamadığımız verimleri sürdürmekte bize hala katkı. Anadolu'nun ırkları hocam evet. Çok sağlam. Bunları, yani, evet. Bunların yine korunması, bunlar yok olduğunda bir daha araya geriye getirme şansınız da yok. O nedenle bunların korunması ve üretimde bunlardan daha fazla yararlanması gerekiyor. Sıcağa ve kurağa dayanıklı bitki ıslah çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Yani gelecekte tuzluluğa karşı yine daha doğru dayanıklı. Tabii. Hayvancılıkta yine sıcaktan daha az etkilenen, örneğin İsrail'e bakıyorsunuz en sıcak ülkelerden bir tanesi Orta Doğu'da. Ama siyah halacılarla ilgili bu konuda yaptıkları ıslahlarla, çalışmalarla çok ciddi verimler alabiliyorlar, süt verimleri pardon. Yani kendi yerli gen kaynaklarımızı koruma yanında ıslah anlamda da hem bitkide hem hayvanlarda sıcağı ve kuraklığa dayanıklı araştırmalara yer vermemiz gerekiyor ki bu bugünden yarına bitecek şeyler değil. Gelecekte bizi daha büyük tehlikeler bekliyor ve bunlardan korunmak için gerekli. Hayvan barınaklarında sıcağa karşı olumsuz etkileri azaltacak tedbirler almamız gerekiyor ki mesela sığırlarda bunu yapıyoruz. Fanlarla serinletme yapıyoruz. Su pulverize ederek serinlemelerini sağlıyoruz. Yani kontrol edebildiğimiz koşullarda da bunu yapmak ama burada en fazla etkilenecek olan hayvan grubu dediğim gibi doğada serbest olan yani Mera'daki atı doğal yaşamla etkilenecek. Yani yabani hayvanlar da bundan ciddi miktarda etkilenecek. Tabii o boyutu da var. Yani su bulamadığında bu hayvanları düşünün. Su gelecek de en önemli şey olacak. Yani susuz bir ne bitki için ne hayvan için ne insan için bir yaşam mümkün değil. O nedenle suyun değerini bilmek ve bununla ilgili gerekli önlemleri düşünmek zorundayız. Hayvansal üretimde de biraz önce bahsettim. Su ihtiyacı daha düşük hayvansal üretimleri biraz daha yoğunlaşmak gerekecek. Geleceğe yönelik söylüyorum. Bugünden yarına yapılacak bir tedbir değil. Ama bunların bir yerden başlamak lazım hocam. Tabii. Yani örneğin geliyor gelmekte olan diye bir söz var ya. Örneğin kırmızı et dedim biraz önce. Evet. Sığır etinde 15 ton olan su ihtiyacı koyun ve keçi etinde 8-10 tonlara düşüyor. Veya süt olduğunda bir 3 tonlara düşüyor. Yumurta üretiminde ya da tavuk et üretiminde 3 tonlara düşüyor. Yani daha az su ihtiyacı olan hayvan türlerinin daha fazla üretilmesiyle bu hayvansal protein açığını azaltmakla ilgili tedbirleri almamız gerekiyor. Suyu çok doğru kullanmamız gerekiyor. Bu özellikle bitkisel üretimde biz hayvancılıkta belli. Yani hayvanın içebileceği su miktarı belli. Ha kullanımda ekstra bir israf yapmıyorsanız burada çok fazla bir sıkıntımız yok. Ama böyle yapılması gereken biraz önce bahsedildi. Belki şu an doğalgazla yapılan benzer bir uygulamanın Türkiye'nin su varlığı açısından da Türkiye'nin genel kaynaklarının birbirine bağlanan bir sistemle yararlanmak gerekiyor. Yani bazı bölgelerde hakikaten ihtiyacın üzerinde bir su var ve bunu denize akıtıyoruz. Kullanmadığımız için boşa gidiyor. Ama başka bir tarafta da su açığı çekiyoruz. Ama bunlar geçici tedbirler. Ana tedbir bir nüfus. Yani nüfusun bu şekilde artmasıyla biz hangi tedbirleri alırsak alalım. Bir de sürekli misafirlerimiz geliyor sağ olsun. Hele bir de bu şekilde tüketerek, kirleterek yaşadığımız müddetçe bunlar geçici tedbirler. Yani 5 sene sonra, 10 sene sonra, 50 sene sonra bu tedbirler de yetmeyecek. Dolayısıyla bizim doğayla savaşan değil, doğayla bütünleşen ve ona zarar vermeden hayatımızı sürdürecek bir yaşam şeklini benimsememiz gerekiyor diyorum özetle. Hocam teşekkür ediyorum. Fırat Başkanım, sizden son toparlamaları alalım. Tabii hocalarım hem bitkisel üretim açısından işte hayvancılıkla ilgili ortaya koydular. Alınması gereken tedbirleri, yapmamız gerekenleri de sağ olsunlar ifade ettiler. Siz bu planlamada ne diyorsunuz? Son gelecekle ilgili durum nedir? Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Dünyanın son 20 yılı en sıcak 20 yıl. Dünya var olduğundan beri en sıcak 20 yılını son 20 yılda yaşadık. Onun daha da ilginç olanı son 8 yıl en sıcak 8 yıl. Dünyanın en sıcak 8 yılı da son 8 yılda oldu. Dolayısıyla bir ısınma trendimiz var. Yani bundan sonra daha da sıcak olacağını atıyorum. Belki dünyanın en sıcak 10 yılı son 10 yıl olacak. En sıcak 15 yılda son 15 yıl olacak. Ha bunların sıralamaları belki değişebilir kendi aralarında ama bu trend böyle devam edecek.
Şimdi iklim değişikliğinden bahsediyoruz. İklim değişikliğinin en tipik göstergelerinden bir tanesi de yağışların zamansal ve alansal değişimleri. Demin hocam söyledi, Mehmet hocam, yani belki totalde yıllık olarak aynı yağışı alabiliriz ama zaman olarak çok önemli. Yani siz bir ayda alacağınız yağışı bir günde alıyorsanız ya da bir haftada alacağınız yağışı bir saatte alıyorsanız o yağışın size yararından daha çok zararı oluyor. Dolayısıyla totalde doğru, yani aynı miktarı alıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ortalamasına baktığınız zaman 572 milimetrelik bir yağışımız var. 1 milimetrede 1 kilograma tekabül ediyor. Yani Türkiye'de metrekareye düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasında 573 kilogram metrekareye düşen yağış. Bu bölgesel olarak farklılıkları var. Karadeniz bölgesinin ortalamaları farklı, İç Anadolu'nun farklı ama Türkiye ortalamasında bu. Şimdi bütün mesele bu yağışların homojene yakın bir dağılımının olması lazım. Tarımda yeterli rekolteye ulaşabilmek, verimliliğe ulaşabilmek için. Ne yazık ki iklim değişikliği buna müsaade etmiyor, etmeyecek de. Şimdi demin Sayın Hocam da bahsetti, stüdyo konuğumuz Sayın Hocamız da bahsetti. Dünyanın aslında iki tane sigortası var. Çünkü insanlar ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar doğayı öyle ya da böyle bir şekilde kirletiyor ve o kirlettikleri atıkların da arındıkları iki tane temel sigortamız var. Karasal ekosistemler dediğimiz, bir de deniz ekosistemleri dediğimiz iki tane temel yapı var. Şimdi karasal ekosistemlerimiz işte ağaçlar, bitkiler, ama artan nüfusla beraber karasal ekosistemlerimiz hızla tahrip oluyor. Bir de dünya artık öyle bir gezegen haline geldi ki dünyanın herhangi bir yerinde kesilen bir ağacın, yakılan bir ormanın bütün dünya yüzeyindeki insanlara bir faturası var. Yani ben Türkiye'de yaşıyorum. Yağmur ormanlarından bana ne demek? En kolay yol, ama onun da bize bir faturası var. Çünkü yağmur ormanlarını tahrip ettiğimiz zaman dünyanın karasal ekosistemlerini tahrip ediyoruz. Aynı şekilde denizleri kirleterek, asitliğini arttırarak deniz suyu sıcaklığını arttırdığımız zaman bu hidrolojik döngü dediğimiz normalde olması gereken, normal bir hızında olması gereken yapıyı çok daha hızlı bir hale getiriyoruz. Onun için dünyanın bir tarafında seller olurken bir tarafı kuraklıktan kırılıyor. Çünkü bu döngü o kadar hızlandı ki yani artık şey değil, dünya buna uyum sağlayamıyor. Bir de su gerçekten çok değerli bir materyal ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın yaptığı bir açıklamayla 2022 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 1/3'ü, 3 milyar bir insan yılın bir ayında temiz su kaynaklarına erişimden mahrum kaldı 2022 yılı için. Bu rakamın her geçen yıl artarak 2030'lu yıllarda 5 milyar civarına çıkması bekleniyor. Yani dünya üzerinde yaşayacak olan, 2030 yılında yaşayacak olan 5 milyar insan yılın bir ayında temiz su kaynaklarına erişemeyecek. Su çok değerli bir materyal haline geliyor. Hem içme anlamında, içme suyu anlamında, hem kullanma suyu anlamında, hem de tarım anlamında. Şimdi bizim gibi ülkeler, yani dünyada olan, yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla biz su kaynaklarını çeşitlendirme adına deniz suyundan da en azından içme suyu elde etmek teknolojisi elimizin altında olmalı. Havzalar arası su transferi evet bir takım rahatlıklar sağlayacak ama biz totalde su miktarımız, işte demin Sayın Hocam söyledi, zaten neredeyse 1000 metreküpün biraz üzerinde kritik bir eşitliğiz kişi başına düşen miktar olarak. Dolayısıyla biz birçok Orta Doğu ülkesinin yaptığı gibi evet deniz suyundan da içme suyu elde etme teknolojisi elimizin altında hazır olmalı. Bunun yanında su kaynaklarımızı temiz tutmayı öğrenmeliyiz. Sakarya Nehri örneğin, kaç milyar metreküp suyumuz var burada ama tek damlasını kullanamıyoruz. Ne tarımda ne de içme suyu olarak, çünkü çok kirletmişiz. Dolayısıyla biz hem su kaynaklarını korumayı öğreneceğiz, hem su kaynaklarını daha efektif kullanmayı öğreneceğiz. Onun dışında da kuraklık eylem planlarımız hazır olmalı ve bu eylem planları da yağışların azlığından ilk mevsim normalleri altına düştüğü günden itibaren uygulamaya konulmalı ki gelecekte bu sorunları, çünkü hep yaşayacağız. Kuraklık Türkiye'nin ilk defa karşılaştığı bir sorun değil.
Başkanım toparlamamız lazım çünkü bizden sonra bir yayın da var. Tamam, sözlerinizi alayım. Hocam, söyleyeceklerimiz bunlar. Yani biz atmosfere henüz şu anda dünya üzerinde hava modifikasyonu dediğimiz bir takım çalışmalarla atmosferi bir şekilde kontrol edebiliyoruz ama canımızın istediği zaman yağmur yağdırmak, canımızın istediği zaman yağdırmamak gibi bir teknolojiye henüz ulaşamadığımız için elde edilen yani şu andaki mevcut yağış miktarını da çok iyi depolayıp çok iyi kullanmak durumundayız. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Zengin hocama, yine aynı zamanda İbrahim hocama ve Fırat başkanıma çok teşekkür ediyorum. Nefesinize sağlık. Hocam siz de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar, bu akşam sektörlerinizde özellikle iklimsel değişikliği, kuraklığı ve bitkisel üretimi olan etkisi alınması gereken tedbirleri çok kıymetli hocalarımla, başkanımla sizler için ekrana getirdik. Tabii su hayattır, su çok kıymetlidir ama biz işimiz gereği Mehmet Hoca'nın da bahsetti. Türkiye'de gitmediğimiz bölge yok. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hala salma sulamanın yapılması akıl alır gibi değil. Burada biz tedbir almamız lazım. Kaynaklarımıza sahip çıkmamız lazım. Korumamız lazım. Biz tedbir alırsak, geçen bir hocamızla sohbet ediyorken bir soru sordu bana. Dedi ki, Cemil'ciğim Türkiye'den çok yetişen nedir işte en verimli son yıllarda? Ben birçok şey sardım. Yok dedi. Bizim tarlalarımızdan çıkan binalar, inşaat dedi. Gerçekten bir inanılmaz bir hırs var. Bütün meraları, tarım arazilerini, her tarafı böyle işte bize gelen birçok videolar var. Tabiri caizse tarumar ediyoruz. İnanılmaz bir hırsla. Ya bizim beton karnımızı doyurmaz. Dolayısıyla bu tedbirleri almamız lazım. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Bu akşam güzel bir yayın oldu. Önümüzdeki hafta Allah ömür versin yine sektörünüzde farklı konuları, farklı konuklarla ekrana getireceğiz. Köy TV izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Köy TV'den köyde hayat var.